Selam arkadaşlar, bu video gitara tamamen yeni başlayanlar için. Klavye üzerinde nota nasıl bulunur? Gitarın akort sistemi ve nota mantığı nedir? Onlardan bahsedeceğim. Ben elektro ile gösteriyorum ama klasik, akustik, bas gitar fark etmez, hepsinde aynı. Bu çok temel bir bilgi, teori değil. Bilmeniz gerekiyor, bilmeniz şart. Ama çok kolay bir şey. Bu videodan sonra klavye üzerindeki herhangi bir notayı çok kolay bir şekilde bulabileceksiniz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi gitara geçmeden önce bilmeniz gereken 7 tane nota var. Do, re, mi, fa, sol, la, si ve do. Yani oktava dönüyor. Yani 7 tane notamız var. Şimdi bunlarda diyez olayı var. Sadece mi ve si'de diyez yok. Yani do, do diyez, re, re diyez, mi, fa, fa diyez, sol, sol diyez, la, la diyez, si, si'de diyez yok. Sonra tekrar do'ya geçiyor. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si. Şimdi gitara geçelim. Şimdi en üst elimiz mi, tamam mı? E harfiyle de gösteriliyor bu. Şimdi aşağıya koyacağım ben notaları bu arada. Bilmeyenler varsa aşağıdan takip edebilir. Bunları kısa zamanda ezberlersiniz zaten. Çok fazla bir şey yok. 7 tane nota alt üstü. Şimdi mi. Mi'den sonra ne geliyor? Aşağıdan bakalım. Fa. Birinci perdemiz. Şu iki demir arası, eşik ve demir arası bir perde. Mi, fa. Fa'dan sonra ne geliyor? Fa diyez. Fa diyezden sonra sol. Sol'dan sonra sol diyez. La. La diyez. Si'ye geldik. Si'de diyez yok. Do'ya geçiyor. Do diyez. Re. Re diyez, mi. Yani başa döndük. Bir oktav aşağısı. Oktav dediğimizde aynı notanın bir incesi ya da bir kalını. Burada bir incesi oluyor. Yani bunun bir oktav aşağısı da bu oluyor. Şimdi gitarda şurada 12. perdede iki tane nokta oluyor, tamam mı? Bu oktav demek. Yani başa dönüyor. Bundan sonra şurayla aynı. Yani eşikle aynı. Boşla şurası mi. Burada tekrar fa, fa diyez, sol, buradaki gibi aynı şekilde ilerliyor. Yani buradan öncesini ezberlediğiniz zaman klavyenin sonrasında aynı mantık. Şimdi bir alt tele geçelim. Bir alt telimiz la, boşta. Birinci perde la'da ne var? La diyez var. La diyezden sonra si. Si diyez yok. Ne var? Do. Do diyez. Re. Re'den sonra re diyez. Mi. Mi diyez yok. Ne var? Fa. Fa diyez. Sol. Sol diyez. Ve oktava geldik. La. Başa döndük. Bundan sonra yine aynı. La. La diyez. Si. Do. Do diyez. Re diye gidiyor. Bu arada la A harfi ile gösteriliyor arkadaşlar. En üstel mi idi, E harfi. La A harfi. Tablarda görürsünüz E, A, R diye. Bu o anlama geliyor. Boş telleri gösteriyor yani. Şimdi 3. telimize geçtik. R teli. Yani D harfi ile gösteriliyor. R. R diyez. Mi. Mi de diyez yok. Fa. Fa diyez. Sol. Sol diyez. La. Pardon. La diyez. Si. Böyle gidiyor tekrar. Anladın mı? Mantık bu. Bir alt telimiz sol. Dördüncü telimiz diyeyim. G harfiyle gösteriliyor. Tamam mı? Sol. Yine aynı mantık. Sol. Sol'dan sonra ne geliyor? Sol diyez. Sol, la geliyor. La'dan sonra la diyez. Böyle gidiyor arkadaşlar. Mantık bu. Şimdi bir aşağı tele geldik. Beşinci tel. Si, B harfiyle gösteriliyor. Boş telimiz si. Si'den sonra si diyez yok. Mi ve si de yok sadece. Do. Do diyez. Re. Aynı şekilde gidiyor. En alt telimiz, en üst telimiz de aynı. İnce mi.
Yani şunların hepsi aynı. Yine mi, fa, fa diyez, sol, sol diyez, la. Yani en üst tel, en alt tel aynı. Tamam, şimdi size benim kullandığım notaları pratik şekilde bulma yöntemini göstereceğim. Örneğin, la majör bastık, tamam mı? Şimdi bilin ki en üst tel ve en alt tel mi olduğu için, yani aynı tel olduğu için şu ikisi zaten la oluyor. Kafadan iki tane la'yı bulduk. Şimdi power'ını alalım bunun. Şu üç tel değil mi? La kök nota. Şu beşinci perdeyle. Serçe parmağı. Oktav, yani aynı nota. Power bastığınız zaman işaret parmağı ve serçe parmağının, ya da şu parmakla basıyorsan serçeyle basmak mantıklı. Serçenin geldiği yer aynı. Aynı nota, la. Şimdi şu la'dan power alalım. Burada da yine re teli 7. perde ile si teli 10. perde oktav oluyor. Şurada oktav power böyle ya, re telinde power basarsan. Yani la'mız şurada var. Şurada var. Burada var. Bir de altta var. Şimdi en üst tel 5. perde la. Bir alt telimiz de la biliyoruz. Aynı şekilde la teli 5. perde re. Bir alt tel de re. Yani şöyle oldu. Re teli 5. perde sol oluyor. Bir alt telimiz sol. Sol telinde sol ve si'de biraz değişiyor. Sol teli 4. perde. Alt tel si. Si'de tekrar aynı şey oluyor. Si 5. perde mi oluyor. Bunu akort yaparken kullanabilirsiniz. Mesela en üst teli bir akort cihazıyla yaptınız. Akort cihazıyla yaptınız. Akort cihazına fazla güvenmiyorsunuz. Plakla bunu onaylamak için bu şekilde, bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bak. Evet arkadaşlar, klavye üzerindeki notaları bilmek önemli. Bu çok temel bir bilgi. Hem pratiklik açısından önemli, hem de kendinizi geliştirip teoride de ilerlemek istiyorsanız zaten şart. Biz şimdi en temelini öğrendik. Bunu siz artık evde çalışıp klavye üzerindeki farklı notaları kendiniz bularak, pratik yaparak klavyeyi yavaş yavaş tanıyıp ezberleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Notification bell'e de tıklayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.